Var mı bana da? Ellerimi yağla. Bir ara seni de sokalım şu arabaların altına. Yok, ben üstteki pozisyonu seviyorum. Çalış diye diyorum. Ellerin biraz kiri görsün. Her şey bitince ne yapacaksın Cengiz? Her şey bitince... Her şey bitince ne yapacağım biliyor musun Ezel? Üç kağıda geri döneceğim. Yok. Aileme geri döneceğim. Sonra da Can. Oğlumu alacağım. Olup gideceğim buradan. Hoş geldin Cengiz. Ben de gerçek yüzünü ne zaman çıkaracaksın diye merak ediyordum. Uydurma. Çok güveniyordun da şimdi birdenbire gözlerin mi açıldı? Seni tanıyıp da sana güvenen adam kaldı mı ki Cengiz? Kenan belki. O kadar akıllı adamsın. Nasıl anlamıyorsun? Kenan'ı yen istiyorum oğlum ben. Yine Ömer ol istiyorum. Bir yolunu bulayım, beni affet istiyorum. İlle söyleteceksin. Ezel, Ömer fark etmez. Aslında hep benim yanımda olmanı istiyorum. Salak herif, sen benim ilk ailemsin. Kötüyüm. Zayıfım da. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin lan işte. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin. Ölene kadar. Cengiz, Ömer, bir de Yaşar. Öyle. Her şey bittiğinde o pişman, o mazlum Ali yine tüyecek. Bir üçümüz kalacağız ayakta. Her şey bitip de ben Eşan'ı karşımda gördüğümde ne yapacağım sence? Ne yapacağım? Ezel, bizim kaderimiz belli. Biz o oyunu bir kere oynamaya gelmedik dünyaya. Bir daha, bir daha, bir daha. Her şeyi bir daha mı yapacağım? Ne gerekiyorsa. Bir de Can var şimdi. O da senin payın tabii. Tamamını söyle Cengiz. Daha önce yaptığım şey var ya, her şey bittiğinde gerekirse, gerekecek de, gözümü kırpmadan bir daha yaparım. Ne yapacaksın? Tam söyle. O mezar var ya, her şey bittiğinde Eyşan ve Can'ı almak için Ezel'i Ömer'in yanına o mezara bir daha gömerim. Güzel. Güzel. Çünkü her şey bittiğinde Cengiz kardeşim, gerekirse, evet gerekecek de, ailemi geri almak için bu sefer ben de gözümü kırpmadan büyük bir zevkle arkadaşım. Ne bu? Bir de yazılı mı vereceksin? Kapının önünde buldum. Eyşan benimle anlaşmalı boşanma protokolü yapmak istiyor. Boşanıyor benden. Evet. Buldun mu bir şeyler? Hala buradayım. Hı? Güvenemeyeceğini bile bile burada tutuyorsun beni. Bu yüzden buradasın Cengiz. Onca şeyden sonra sana hala güvenemediğimden buradasın. Sendeki o hırs, o istek, o kıskançlık... Kenan'ı yenmek için her şeyi yapabileceğini biliyorum. O yüzden buradasın. Garson 4 yıldır orada. 4 yıldır aynı ekip oynuyor. Kenan da gidiyor arada. 2 ay önce oyunculardan bir tanesi Kenan'la tartışmış. Haksızlık var, haksızlık var diye gitmiş. Adamı araştırdım. Ne zaman? Demin. Mahallemizin internet kafesinde.
Burak Bolluk. 2 ay önce bir bor ihalesine katılmış. Kazanmış da. Sonra çekilmiş. Onun yerine kazanan bir kan madencilik. Kenan'ı sevmeyen devlerden biri. İşimize yarar mı? Yarın anlayacağız. Kimse itiraf etmese de herkes çizginin bir ucunda. Herkes tellerin bir tarafında durur. Kimse kendi başına geçemese de herkes öbür tarafa çağrılmayı bekler. Biraz yatmadan gaz yapıyor. Ama sızana kadar içeceksek. Ya bir ellerini yıka Allah aşkına. İnandırmak biraz zor olacak ama biz seninle aynı taraftayız. Bırakın beni inanayım. Oho, bu zekayla yapıyorsa bu bina çöker. Sallayalım aşağı. Tamam, ne istiyorsunuz? Adı lazım değil. Bir arkadaş senden bir ihale çaldı. Hiç kimse bir şey çalmadı. Ben çekildim. Sen çekildin çünkü seni ikna ettiler. Adı lazım değil, çok ikna edici bir adam. Ben bizzat yaşadım. Karımı, çocuğumu, malımı, mülkümü vermeye ikna etti. Ona ters düştün, o da seni dışarı itti. Biz de senin gibi kara listeliyiz arkadaş. Duymuşsundur. Cengiz Atay, iş adamı. Ezel Bayraktar, kumarbaz. Hiçbir şey duymadım ben. Bırakın beni. Biz koymadık seni buraya. Adı lazım değil koydu. İflasa dayanmışsın. Evlerden birkaçını satmışsın. Cemiyetten uzaklaşmışsın. Sanki birini kızdırmışsın da o da senin ipini salıvermiş. He? Bırakın beni. Aşağıya düşüşünü biz hazırlamadık. Adı lazım değil hazırladı. Bırakın beni. Hiçbir şey söylemem. Bir şey söylersem öldürürler beni. Yaşatmazlar. Biz buraya hiç gelmedik. Senin diyeceklerini dinlemedik. Ne istiyorsunuz? Anahtar, zaaf, çatlak, herhangi bir şey. Bilmiyorum. Küçük bir şeyler. Beraberken yaptığınız, hani belki eğlendiğiniz, kirli zevkler. Adı lazım değil. Kenan bu korkağı az bile yapmış. Bir yer var. Nasıl bir yer? Çok gizli. Çok gizli bir yer. Hiç olmayan bir yer. Yılda birkaç kez toplanırlar orada. Kimse bilmez. Kimse söylemez. Duyulsa skandal olur. O yüzden onların istemediği hiç kimse giremez. Onlar kim? Değişir. O sırada yukarıda kim varsa, müzisyen, oyuncu, iş adamı. Herkes çağırabilir. Mankenler, spikerler, yabancı oyuncular. Kimi isterlerse. Çağıranlar kim? Çağıranlar değişmez. 3-4 baş. Zaten fazlası yok ülkede. Bildiğin insanlar. Adı lazım değiller. Ne yapmaya geliyorlar? Alem falan mı? Alem mi?
Canları ne isterse onu yapmaya geliyorlar. Canları çekti, şarkı dinleyecekler. Şarkıcı bizzat getirilir. İddiaya girecekler, şampiyonlar getirilip dövüştürülür. Resim yaptıracaklar, Türkiye'nin en iyi ressamı getirilir, resimleri yaptırılır. Canlar o anda ne çekiyorsa onu yaparlar. Milli takım oyuncularıyla minik kale oynarlar. Yazarlar, kitaplarını onlar okurken yazarlar. Her şey sınırsızdır. Her şey kuralsızdır. Kenan Birkan? O icat etti zaten. Orası onun. Son bir soru kardeşim. Ne zaman?